Herkese merhaba arkadaşlar ben Dora bugün sizlere 4 x 4 rubik küpünün nasıl çözüleceğini göstereceğim. Arkadaşlar 4 x 4 rubik küpü çözmeden önce ilk önce 3 çarpı 3'ü çözmeyi bilmeniz lazım yoksa çözemezsiniz. Ee, şimdi arkadaşlar 4 çarpı 4 çözümü aslında e, düşünüldüğü kadar zor değil. İlk önce bazı hamleleri bilmeniz lazım. Şu yukarıda yazarım. E, eğer küçük küçük harflerse o slashların yani buraların kullanılacağı mesela küçük r burası küçük l burası falan. Eğer yanında arkadaşlar w olursa kalın olacak yani şöyle olur. Mesela normalde r böyle ise r da böyledir. Şimdi bunları öğrendiğimize göre arkadaşlar videoya geçmeden önce ama bir şey söylemek istiyorum. Sürekli videonun sonunda söylüyorum ama o yüzden kimse olmuyor videonun sonuna kadar kimse izlemediği için. O yüzden abone olup like atarsanız sevinirim. Şimdi karıştıralım. Şimdi Rubik küpümüzü karıştırdık. Ee, arkadaşlar neden ilk önce bunu çözmenizi bil diyor, e, bilmeniz gerekiyor demiştim çünkü. Arkadaşlar aynı zamanda biz her şey yaptıktan sonra en son 4x4 küpü aynı zamanda 3x3 küpü çözebileceğiz. Ve aynı zamanda arkadaşlar gördüğünüz gibi ortalar kırışık. Ortaların da e, hangi renk hangi rengin hangi rengine gelmesi gerektiğini bunlara bakarak ezberleyebilirsiniz. Arkadaşlar ilk önce ortaları yapacağız. Şimdi arkadaşlar ben genelde beyaz ve sarıyı yapıyorum. E, karşılıklı iki tane ortaya yapmamız lazım. Ve orta dediğimiz nedir? Şunlar arkadaşlar dış katman olarak sayarsak burası ortamızdır. Yani bizim amacımız şu ının hepsini beyaz yapmak ve karşısındaki yeri de sarı yapmak. İlk önce ben hangisi mesela sarı kolay gelirse sarı yaparım ama beyaz kolay gelirse beyaz yaparım ama şimdi size ilk olarak beyaz yapmaya göstereceğim. Bu arada başlangıç metodu kullanacağım. Yağ metodunun videosu yakında gelecek. Arkadaşlar şimdi ben şu ortayı mesela beyaz yapmaya çalışacağım. Genellikle böyle iki tane yan yana olanları bulmaya çalışacağız. Yoksa sorun yoktur. Ama arkadaşlar şimdi kolayca göstereyim. Örneğin ben bunları nasıl birleştirelim yani. Şöyle aslında. Böyle iki tane yaparak böyle koyabilirim değil mi? O yüzden bizim amacımız böyle bir şey olduğunda bunun aynı şeyden bir tane daha yapmak. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Düşünelim. Görüyoruz ki şu iki, yani iki tane beyaz parça kaldı. Birisi burada. Birisi de burada. Arkadaşlar, bunları nasıl birleştiririz? Mantıkken bakın, böyle olursa birleşmiyor. Ama şöyle olur yaparsam birleşiyor. Sonra arkadaşlar bu ikisini de böyle şekilde birleştirebiliriz. Peki arkadaşlar hiç böyle çizgi olmazsa ne olur? Bu sefer de arkadaşlar çizgi oluşturmaya çalışıyoruz. Örneğin nasıl geldi bakın. Şöyle bir şey geldi. Burası çizgi Ama arkadaşlar şu beyazı kaldırarak böyle bir çizgi oluşturabilirim. Kalan iki parça da burada. Arkadaşlar ben bunu nasıl yapabilirim? Örneğin şöyle yapıp şöyle yapabilirim. Ama o zaman arkadaki bozulur. O zaman ne yapacağım? Yaptığım şeyi kenara çekeceğim. Sonra yapacağım barımı. Sonra birleştireceğim. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey daha var. Şöyle durumlar gelebiliyor. 3 tanesi olmuş. Sonra arkadaşlar bir tanesini önde ya da arkada fark etmez. Ne yapacaksınız? Arkadaşlar tek iki tane mesela üç taneden bir tanesine iki tanesini çift yapmanız lazım. Mesela ben bunu çift yaptım diye düşünelim. Ben bununla bunu birleştirmeye çalışacağım. Nasıl yapabilirim? Bunu böyle yapınca olabilir ve bu ikisi de böyle birleştirebilirim. Ama ya da şöyle de yapabilirsiniz. Ee, mesela ben bu ikisi, bu ikisini çift aldım diyelim. O seferde de uygun duruma getirerek böyle yapabilirsiniz. Eğer böyle gelirse de arkadaşlar direkt oturtun. Şimdi karşı tarafa geldik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu hiç böyle çizgi yok. Amacımız burada yine çizgi oluşturmak. Bakalım en uygun bul bulmaya çalışan bulamadık. Uygun olan yok yani hepsi aynı. Arkadaşlar ben ne yapacağım şimdi? Bu karşı tarafı yapacağım. Beyazı arkadaşlar sarı yapın genelde siz hep önce. E arkadaşlar Gördüğünüz gibi aynı zamanda biz burayı yaptığımız için burayı yaparken buranın bozulmamasına dikkat etmemiz lazım. Nasıl yani? Örneğin arkadaşlar ben bunu böyle indirdim. Ben bunu böyle birleştirebiliyorum. Ama arkadaşlar şöyle bir şey yapsaydım. Nasıl göstereyim? Ya da yapamazdım da. Mesela böyle birleştirelim diyelim. Arkadaşlar şimdi eğer bunu böyle yaparsak bu sarı yukarı geçiyor karşıya ama beyaz bozuluyor. O zaman biz ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bunu getireceğiz yukarı. Yerine boş bir şey getireceğiz. Çünkü bu zaten yapılmamış. Sonra geri indireceğimize böyle oluyor. Örneğin şimdi ikincisini yapalım. Bunu da mesela örneğin şöyle birleştirebilirim. Bu birleştirmeler arkadaşlar küpünüzü karıştırarak ve deneyin böyle nasıl birleştirebilirim diye. Şimdi arkadaşlar bu sefer de şey düşündüm misiniz? Yerine getirdim. Ama Yaptığımda burada yine var yani bu e, her türlü bir tanesi yukarıda kalıyor. O zaman böyle olduğunda ne yapacaksınız? İlk önce arkadaşlar olan tarafı çevireceksiniz sonra boşu getirip böyle yapacaksınız. Yani biraz mantık meselesi zaten. Yani şunu saklıyoruz arkaya. Yerine boş getiriyoruz indirdiğimizde de katman olmuş oluyor. Arkadaşlar şimdi diğer ortaları da yapmamız lazım. Burada biraz daha dikkatli olun çünkü bu sefer yap, yapılmış iki tane var ve bu ikisini de bozmamaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar örneğin ben tur i, bakalım yeşil yapmak istiyorum. Arkadaşlar şöyle bir tane olmuş böyle iki tane yan yana çok güzel bu benim için. Sonra örneğin bakın şunu ben bu ikisini nasıl birleştiririm? örneğin şöyle birleştirebilir ama o zaman sarı ve beyaz bozulur. O zaman bizim arkadaşlar şöyle tutmanızı öneririm kenarlar yaparken iki tane olmuş şeyi yanda tutun ve böyle çözmeye çalışın. Örneğin ben bu ikisini şöyle birleştirebilirim. Sonra bu ikisini böyle birleştiririm. Şimdi arkadaşlar 3 çarpı 3 de şu ortaları ezberlemenin sırası geldi. Şunu ezberleyin yeter. Bu beyazda sarı beyaz olacak, sarı olacak. Şöyle ezberleyin. Kırmızı. Arkasında zaten turuncu var. Bunu bilmesek yok. Sağında mavi, solunda yeşil. Örneğin. Ben mesela şimdi yaptım sağında mavi solunda yeşil değil mi böyle beyaz yukarıda tuttuğumuzda Solunda yeşil varsa ve kırmızı önüne tutmuşsak burası kırmızı olacaktır Şimdi burayı kırmızı yapabiliriz Arkadaşlar örneğin şöyle yapabiliriz Mesela arkadaşlar bu bir çifti yaptık ama aynı zamanda burayı bozduk O zaman bizim yine e, şeyleri yapmamız lazım Bunu koruyarak dikkat ederek Bunu mesela nasıl yapabiliriz Aşağı indirebiliriz bunu böyle birleştirmek için. Ama burası buzluyor. O zaman olmamış şeyleri yanına getirip çekiyoruz. Ee, şimdi örneğin buraya kırmızı gelecekti değil mi? Ben bunları nasıl birleştiririm? Bu ikisini getiririm. Boş yer aşağı. Şu taraf kaldı. Şu son parça. Bunu da aynı gösterdiğim taktikle yapabilirsiniz. Hani şu taktik vardı ya böyle bunu birleştirip sonra geri getirip böyle indiriyorduk. Gördüğünüz gibi bu katmanda değil. O zaman ne yapacağız? Ee, şey tek yapmak yerine ikili yapacağız. Yani biz bunu nasıl geçeyim? Bununla birleştireceğim. İkili yaptım. Boş şeyi getirdim. İkili yaptım. Ama şimdi şunu fark etmeniz lazım. Ee, kırmızı ile mesela yeşil normalde kırmızının burada olması lazım. O zaman ne yapacağız? Çok kolay bir yolu var. Yerine getireceğiz. Boşu getirip aşağı indireceğiz. Sonra yerine getireceğiz ki arkaya saklayalım. Sonra boşu getirip aşağı indireceğiz. Şimdi arkadaşlar yeşilden sonra turuncu gelir zaten mavi karşılıklı renk olduğu için bunu da anlamanız lazımdır. Şimdi buraya turuncu gelecek nasıl yapabiliriz? İlk önce bu ikiliyi çıkaralım. Çıkardım boşu getirdim aşağı indirdim. Bir de şu durum geldi. Ben bu ikisini birleştirmek istiyorum. Birleştirdim. Sonra diğerini indirdim buraya koydum bunu geri indirdiğimizde oluyor. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey olabilir. Diyelim ki işte buraya yanlış yaptınız. Ee, en son fark ettiğiniz zaman bütün ortaları yaptıktan sonra ee, arkadaşlar buraları yaptınız ama gördüğünüz ki kırmızı sağ tarafta olması lazım ama solda. O zaman ne yapacağız? İkiliyi böyle yukarı getireceğiz iki tane. Herhangi bir yüzden yapabilirsiniz. İster buradan, ister buradan, ister buradan. Böyle iki tanesini yukarı getireceğiz. Burayı iki kere çevireceğiz, geri getireceğiz. Sonra bunu aşağıda saklayacağız. Bunu getireceğiz, bunu getireceğiz. Yani algoritma şöyle. Bu kadar kolay bir algoritma. Arkadaşlar bu bölümde ortaların nasıl yapıldığını size gösterdim. Eğer beğendiyseniz aşağıdan video like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere diğer videoda bay bay